Amerika'da çalışma vizesi türleri nelerdir? Kısaca açıklayabilir misiniz diye takipçimiz bize genel bir soru tabii ki soruyor. Ama ben hemen onu da kısaca bilgilendirmek için bu sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Amerika'daki çalışma vizelerine baktığımızda öncelikle şunu bilmeniz lazım. Çalışma vizeleri kişilerin eğitimi, tecrübesi, çalışacaklar firmanın kapasitesi ya da alanına göre değişebilir. Genelde üniversite mezunu eğitimi olan kişiler H1B denilen çalışma vizesinden faydalanabilirler. Eğer ki Amerika'daki bir sponsor firma onların üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyonda çalışmalarını gerektiriyorsa. Örnek vereyim. Belki arkadaşımız ne okudu? Mühendislik okudu ve Amerika'daki bir firmada mühendis olarak çalışması gerekiyor. Tabii şunu unutmayın. Mühendislik örneğini veriyorum ama tabii mühendis olabilmek için Amerika'da da yapılması gerekenler var. Dolayısıyla bu noktada önemli olan sadece şey noktasını belirtmek için anlatıyorum nitelik noktasını ya da başka bir örnek vereyim. Kişi diyelim bilgisayar uzmanı program yapıcısı ya da oluşturucu kişi olduğunu düşünelim. O zaman o kişinin üniversitede information technology dedikleri değil mi bilgisayar alanında eğitim almış olması gerekecek ki böyle bir işi yapabilsin. Dolayısıyla H1B vizeleri genelde bu tarz çalışma izni gerektiren pozisyonlar ya da çalışmaya imkanı verecek bu tip pozisyonlar için verilen bir vize türüdür. Önemli olan nokta ne? Sizin için Amerika'da bir firmanın sponsor olması lazım ve firmanın sizi çalıştırmak istediği pozisyonunda en az üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyon olması lazım ve sizin de o üniversite eğitimine ya da denkliğine sahip olmanız lazım ve bu şekilde siz H1B vizesi altında İşe dese sponsor olduktan sonra çalışma imkanınız olacak. Diğer bir çalışma vize türü H-2B vizeleri var. Bu da H vizesi altında olan geçici işçi sorununu çözen Amerika'da ve herhangi bir vasıf gerektirmeyen işlerden oluşan bir çalışma vize türüdür. Örnek vereyim belki bir yerde işte inşaat firması var ve geçici işte belli bir bir, bir projede çalışıyor ve oraya ustalar getirmesi gerekiyor. O ustaların gelip çalışabileceği bir geçici vize türü olabiliyor b 2 -1. Diğer bir vize türü örneğine baktığımızda verebileceğimiz O1 vizeleri var. O1 vizeleri sanatçı vizesi dediğimiz bir vize türüdür ve bunlar sanatçıların yani başarılı olan yetenekleri ya da sanatçıların girebildiği bir vize türüdür. Eğer siz belli bir alanda başarınız varsa ve bunu ödüllendirilmişse hakkınızda haberler varsa kesinlikle O1 ilerleyeceğiniz bir çalışma vize türü olacaktır. Diğer bir çalışma vize türü sizin yatırım yaptığınız ya da ticaret yapabileceğiniz E1 ya da E2 vize türlerinde olacaktır ve siz de bunlarla Amerika'da iş kurarak, iş yaparak, ticaret yaparak belli bir vize türüne gidiyor olacaksınız. Diğer bir örnekte de şirketler arası transfer vizeleri var. Bunlara da elvan vizeleri deniliyor ve bu elvan altında da eğer sizin Türkiye'de çalıştığınız bir firmanın Amerika'da da şubesi ya da merkezi var ise ve Amerika tarafına siz transfer yapılacaksanız bu transferinizi elvan vizesi altında yapabileceksiniz deyip genel olarak bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.